uygulama yapayım. Dairenizin, yani dışarı çıkmaya sokaktan bahsetmiyor bu. Ehli ilimden bahsediyor. Bir tane misal vereyim. Ustad Hazretleri münazaratta, çünkü asıl imamıdır, yaşadığı dönemde çıkış yolları gösterir. Bu çok mühim bir şey anlatacağım şimdi. Daire-i Nur'da bazı televizyonlara çıkanlar var ya, yazıp çizenler. Bak şimdi, yaptıkları hataya bilerek bak, ihanete bakın. Bak, ahireti tanıdığı ve bulduğu halde nasıl dinsizlerle beraber oluyor fiilen, bak şimdi. Bunu yazan çizen ha, bizim veli nimetimiz gözükenler, bak şimdi. Asıl imamların bulunduğu asır, geçmiş değil, gelecekte değil, bulunduğu asırda çıkış yolları gösterir. Kime? Başta olan siyasilere, toplumun kalp ve dimağ hastalarıyla, yani manevi insanlara, alimlere ufuklar tayin eder asıl imamı. Bu noktada usta yaşadığı dönemde Abdülhamid döneminde yaşar. Dönemi o dönem. Abdülhamid dönemi demek, saltanat dönemi, babadan oğula geçen dönemdir. Sünnette olmayan ama fetva bulmuş. Fetvası yani alimler vermiş ama o babadan, yani bu Peygamber Aleyhisselam'dan sonraki seçimle Ebu Bekir geldi, biat yani radıyallahu anh. Hazreti Ömer de biatla geldi. Baba oğul değiller bunlar. Ama Osmanlı'da saltanata dönüşmüş. Ama fetva bulmuşlar vesaire. O konu başka. Ustad Bediüzzaman Abdülhamid rahmetli han, Abdülhamid Han Hazretleri rahmetli, evliya diyor ustad. O dönemine yaşar, yaraslar hayat. Orada babadan oğula geçen saltanatla yönetilen padişahın rakibi yok. Muhalefeti yok. Tek partili gibi. Ona çıkış yolları gösteriyor. Ehli ilimden bahsediyor. Sonra Ustad Bediüzzaman Hazretleri yaşayarak 1960'ta vefat ediyor biliyorsunuz. 50'de 1950 ile 60 arası çok parti bir döneme geliyor. Padişahlık dönemi bitiyor 23'te. Tek partili dönem oluyor Cumhuriyet Halk Partisi 1923'ten 1950'ye kadar. 50'den sonra Milli Nizam Partisi kuruluyor. Demokrat Parti kuruluyor Adnan Menderes rahmetli. Malum Cumhuriyet Halk Partisi devam ediyor. Ustad son hayatı, son bu 10 sene dilimi çok partili hayat. Bu sefer Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'e gösterdiği yöntem ve bazı nasihatler o zamana ait. Tamam. Şimdi çok partili dönemdir. Şimdi buna gösterdiği yöntem, formül çok partili dönemdir. Risale-i Nur kıyamete kadar olacağı için niye bunu kaldırmadı? Abdülhamid dönemini de şey yaptı. Çünkü Risale-i Nur tercüme edileceğini zaten zamanında edilmiş. Öyle bileyim Pakistan'a, Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, şuraya buraya. Daha padişahlıkla yönetilen yerler var. Risale-i Nur oraya girince çok partili dönemdeki çıkış yolları değil, Abdülhamid Han Hazretleri'nin gösterdiği çıkış yollarını ölçü alacaklar. Onun için külliyatta duruyor. Kur'an'da örnek vereyim. İne dine inde Allahil İslam. Allah nazarında İslam, din olarak İslam var. İne dine inde Allahil İslam. Tamam. Allah nazarında din tek, İslam. Peki, kul ya el kafirun de ne diyor? Sizin dininiz size, benim dinim bana. Burada iki tane dini onaylıyor Kur'an. Ha, 63 tane Kur'an'da nasih ve mensuh var. 63 tane ayet. Yani hükmü başka bir ayette bloke edilmiş. Tamam mı? Hükmü başka bir ayette hükmü. Peki niye duruyor? Çok hikmetler var. Bir tanesini söyleyeyim. Eğer İslam'ın ilk çıkışı döneminde siz İslamiyet'e denk gelirseniz, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi gibidir. Müslümanlar yaşıyor orada. Yani orada Resulullah'ın döneminden belki de kötü bir şey. Yani gülmek bile annesine çocuk bir şey diyecek. Yani bir toplantıda o reisten izin almasan çocuğu öldürüyorlar.
gün bir şey diyecek değil mi kulağına? Ne dedin? Belki yalan dedin. İzin alacaksın, bir şey diyebilir miyim? Kontrol altında annene bir şey diyeceksin. Olan ne? Olan bu video gizli çekilmiş de seyrettim onu. Ha, ben bunlara niye giriyorum? Kardeşim, Kur'an cihan şumuldur. Türkiye'ye hitap etmiyor. Geçmişiyle, geleceğiyle, bütün zamana hitap ettiği için her toplum geniş düşünmenizi istiyorum. Allah böyle yapıyor. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam dönemi gibi. Ne yapacaksın ona? İne dine indallahi İslam ayet orada olmuyor. Kul ya ayel kafirun. Ha onları sen ve ben. İşte böyle döneme yaşarsanız, rastlarsanız şunu kullanın. Böyle döneme rastlarsanız bunu kullanın. Tamam. Şimdi Üstad Hazretleri münazaratta Abdülhamid Han Hazretleri çok partili değil, saltanatla yönetilen, muhalefet partisi olmayan tek yönetime gösterdiği yöntem var. Eğer böyle bir devlette yaşarsanız çözüm yollarınız buna söylenilen sözlerdir. 1950 ile 60 arasında Üstad yaşadığı dönem çok partilidir. Çok partili bir memlekette yaşarsanız sizin kullanacağınız yöntem bu yöntemdir. Tamam? Ha, nedir o yöntem? Bu yöntem çok partilerde ehvenişer, azamişer yöntemi. Şimdi adama geliyor. Adam bunu çok iyi biliyor, ehli ilim. Bak bilerek ve severek nasıl tercih ediyor dalaleti. Bu Abdülhamid'e söylenilen çıkış yolları, nasihat yöntemlerini çok partilileri sanki Bediüzzaman görmemiş. Sanki o döneme hiçbir şey dememiş gibi ki şu anda çok partili dönemdeyiz. Bu çok partili döneme de Abdülhamid'e söylenen sözleri söylüyor. Üstad böyle diyor diyor. Güven sağlamak için münazarat diyor 54 diyor. Münazarat 52 diyor. Bak millet de acaba doğumunu söyledi falan diye münazarat alacak hali yok ya. Bir de güvenmiş, daha güven kazanmış. Münazaratta diyor, hakikaten metni okuyor. Ama o metin şimdi olmaz. Niye? Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamda demiş? Kim demiş? Bak sor bakalım Ferhat. Bediüzzaman mı demiş? Evet. Kime demiş? Abdülhamid. Şu anda Abdülhamid mi var? Kim demiş? Peki kime demiş? Abdülhamid'e mi demiş? Menderes döneminde mi demiş? Bak bitti. Bu soruyu sorarsanız tat diye çöküyor.